LGS'ye son 20 gün güzel bir pazar günündeyiz. Gerçekten de hava sıcacık. Aslında keşke dışarı çıksak, oynasak, zıplasak istiyoruz ama... ...hem sokağa çıkma yasağından dolayı hem de bizler bir hedefimiz olduğu için... ...bu 20 gün kala lütfen bugün de güzel güzel çalışalım... ...ve sonrasında da inşallah hayallerimize kavuşalım. Günün sözüne baktığımızda Jane Austen diyor ki... ...harekete geçiren bir nedenin olduğunda ...mesafe hiçbir şey ifade etmez. Gerçekten de bir hedefimiz olduğunda... ...bize hiçbir şey zor gelmiyor arkadaşlar. Yani siz bir yer mesela diyelim ki... ...bugün bir akrabanızı ziyaret etmek istiyorsunuz. Tabii sokağa çıkma sağ olmasa. Mutlaka mutlaka ne yapar eder? Otobüse binersiniz, metroya binersiniz... ...babanızdan yardım istersiniz, annenizden yardım istersiniz, gidersiniz. Şu anda hedefimiz de bu 20 gün kala yapmamız gerekenleri yapmak. O yüzden ne olursa olsun bunları başaralım. Günün yorumuna baktığımızda... Çalışma isteği nasıl kazanılır? Tek sorun bu demiş. Beğenirseniz sevinirim demiş Ömer Sarı Armağan. Tabii Tabi sokağa çıkma yasağı olduğu için başka bir yorum daha var. Emir AKC44 o da en fazla beğeni alan yorumlardan birini atmış. Onun da sorularına cevap vereceğim. Ama şu anda biz Ömer Sarı yorumuyla başlayalım. Birincisi öncelikle çalışma isteğinizi kazanmanız için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemeniz lazım. Yani kısa vadeli olarak mesela ben bugün atıyorum doz denemelerinden şu ve şu denemeyi çözeceğim demeniz lazım. Uzun vadeli olarak da ben mutlaka şu denemelerin hepsini bitireceğim. Veyahut da işte mutlaka şu kitapları okumam gerekiyorsa yapacağım. Yani bugün şu iki soruyu bitireceğim. Bu haftada bu 2000 soruyu bitireceğim şeklinde veyahut da 1500 soruyu bitireceğim şeklinde kendinize hedef koymanız gerekiyor. İkincisi ve en önemlisi olumlu iç konuşmalar yapmanız lazım. Mesela size biri güzel bir şey söyledi. Mesela Ömer sana birisi böyle Ömer sen harikasın ya süper yapıyorsun dedin sen ne hissedersin? Aa hakikaten iyi yapıyorum ya dersin böyle bir mutlu olursun. İşte aynı şey burada da geçerli. Eğer sen kendine olumlu şeyler söylersen başaracaksın Ömer iyi yapacaksın dersen gerçekten de insanın motivasyonu artıyor ve yapmaya başlıyor. Üçüncüsü de plan olmamız lazım. Yani bu son 20 günde temizlik yapmamız gerekiyor. Temizlik nedir hocam? Bizi sosyal medyada oyalayan, televizyonda oyalayan, böyle başka bir şekilde bizi bazen bir akrabamız, bir arkadaşımız bile oyalayabilir. Bütün bunların hepsine bir temizlik yapacağız. Diyeceğiz ki ben şu 20 gün beni rahatsız etmeyin. Ben en iyi şekilde sınavda yüksek bir net almak istiyorum. Yüksek bir puan almak istiyorum diyeceğiz. Bir şey daha var ki o da mucize beklemememiz gerekiyor. Yani bir anda her şey pat diye bir anda düzelmiyor. Birazcık sabretmek gerekiyor. Yani kısa sürede hemen sonuçlar alamayabiliriz. Sabreden derviş muradına ermiş. Yani biz de sabredeceğiz. Yapamadığımız sorular olabilir. Atıyorum denemeyi açtın, çözdün. İstediğin net olmadı. Yani 50 net yapmayı hedefliyordun şeyde. sözelde ama o kadar net yapamadın. E olabilir. Ya zamanla o netlere ulaşacaksın. Bir de dahi olmayabiliriz. Yani hepimiz çok zeki olmayabiliriz. Mesela Edison okulu dahi değil diye okuldan kovmuşlar. Ama sonradan dahi olduğu anlaşılmış biliyorsunuz ampul olmuş. O bile ampulü bin denemede bulmuş. Yani adama dahi değil demişler. Sonradan dahi çıkmış. Dahi olmasına rağmen bin denemede bulmuş. Dolayısıyla bizler çalıştığımızda her şeyi halledebiliriz. Yeter ki vazgeçmeyelim. E Emir AKC'nin yorumlarına baktığımızda ise ben onu bir kendim e, sosyal medyada telefondan baktım. Hocam son günler çalışasım gelmiyor demiş. Son günler çalışasınız gelmiyorsa hemen planınız yapın. Yapmanız gerekenleri yapın sadece. Mesela sen bazen yemek yemesin gelmese de annen sana zorla yemeğini yedirir ve karnım acıkmasın diye yersin. Öyle değil mi? İşte onun gibi. Hani pastayı zorla yiyemezsin. Canın istiyorsa yersin, istemiyorsa yemezsin ama yemeği mutlaka yemen gerekir o gün aç kalmamak için. İşte sen de son günlerde çalışasın gelmiyorsa hedefin e, hedefini belirle de ki ben mesela doz denemeden şunu bitireceğim de. Alt adımların hızlı tekrarı bitireceğim diye senin denemelerinde bunu bitireceğim diye. Bunları bitirdikten sonra net bir şekilde zaten hedeflerine de ulaşırsın. Burada önemli olan şey şu. Senin yapman gereken şey sadece ödevlerini yapmak. Başka bir şey takılma. Diğer bir şey ise netlerim artmıyor demişsin. Yani 83 netlerimi bazen yükselemiyorum demişsin. Hiç endişelenme. İnşallah bu bir sıralama sınavı olduğu için sen hedefine 83 de ulaşırsın. Eğer çok kolay bir sınav olursa 90 netlerine de ulaşamazsın. Yani düşünsene 90 net yaptın ama herkes 90 net yapmış. Aa olmuyor. Ama sen eğer zor bir sınav olursa 83-82 netle bile hayallerine ulaşabilirsin. Bazen 85 netle bile ulaşabilirsin. Hatta burada biz başarılı olmuş öğrencilerin puanlarını gösterdiğimizde mesela bak 462'de bak 2-2 kaç tane bir sürü yanlış yapmış. Veyahut da başka bir puana bakalım mesela. 478'de işte 2 iki üç dört yanlış yapmış. Yani demek istediğim şu ki bazen çok yüksek yerleri de yanlış yaparak netlerimiz düşük olsa da kazanabiliyoruz. Şimdi bir şey daha söylemiş Emir. Demiş ki sınav anı beni korkutuyor. Sınav anından hiç korkmayın. Sınav anından bahsedildiği zaman genelde insanlar endişelenir ama inşallah sınava girdiğinizde ilk doğrunuzu yaptığınız zaman şöyle Türkçe'de bir tane yapabileceğiniz soru bulup ben şu soruyu yaparım deyip yaptığınız zaman oh diyeceksiniz. Ve hepsi çorap sökü gibi gelecek. Son hafta ne yapalım demiş. Son hafta arkadaşlar zaten bizim son tekrar kampımızda sizlere her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağız. Ve sizler son 2-3 gün sakın soru çözmeyin. Orada soru çözme yanlışınız olursa moraliniz bozulabilir. Ama son hafta yine denemeler çözerekten yine denemelerdeki yanlışlarınıza bakaraktan gidebilirsiniz. Ama son 2-3 gün yapmıyoruz bunu. Telefonla dinlenelim demiş. Telefonla dinlenebilirsiniz. Çalıştıktan sonra her şekilde dinlenebilirsiniz. Bir de LGS bir gün kala çalışmasan demiş. Tabii ki zaten son gün çalışılmaz. Gün okuna baktığımızda Muammer Dereli fen görüyoruz. 473 puanlı 1.64 dilimi almış. 37 tıp 33 mühendis kalmış ve 4 yıl İngiliz eğitimi. Harika bir fen lisesi. sizleri bekliyor arkadaşlar. Evet geldik ödev kontrolümüze. Biliyorsunuz LGS son tekrar kampımızda bizler şu anda 31 Mayıs pazardayız. Bugün doz denemelerinde 9, 18, 36 ve 70'lik denemeleri çözmemiz gerekiyor. Bunları inşallah doz denemelerimizden 72'liğe kadar gelelim. Hepsini güzel güzel bitirelim. Bu beceri temel yeni sorular bizim tam da inşallah sınavda karşımıza çıkacak sorular. Dün ödevde biliyorsunuz toz 1, 2, 3, 4'teki matematikleri bitirmekti. 3'teki, 4'teki, 1'deki, 2'deki matematikleri bitirdiyseniz zaten ödevinizi bitirmişsiniz demektir. Temel orta sınav tarz sorularla zaten sınavda en iyi şekilde yapacaksınız. Bunları bitirmediyseniz bunlar birinci yıldızda. Aynı ödevleri bir kez ikinci yıldızda görebiliriz. Şimdiden sınavlarınızda da başarılar diliyoruz arkadaşlar. Az kaldı dişimizi sıkalım. Sonrası da hayallerimize kavuşalım. Hadi bakalım. Ödülü sonra yorumlarınızı bekliyoruz.